İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Malatya'daki Gürpınar Şelalesi kısmen dondu. Ermeni AFAD ekibi Artsakh'ın Drahtik, Hadrut, Cirakan yönlerinde aramaya devam ettiler. Paşinyan, Artsakh Dağlı Karabağ'daki Rus barış güçlerinin varlığını olumlu buluyor. Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi, ABD, Suriye'den askerlerini çekmeli, doğal kaynaklarımızı kullanmayı bırakmalı. Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan Konstantinopolis'te anılacak. Van Gölü Sibirya'dan gelen misafirlerini ağırlıyor. 21 Ocak'ta Vahan Tekeyan doldu. Batı Ermenistan heyetinin Yerapuluru ziyaretini web sitemizden ve YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan'daki Malatya'nın Darende ilçesindeki Gürpınar Şelalesi'nin büyük bölümü bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkı ilan edilen şelalede 40 metre yükseklikten akan suların donması sonucu kayalıklar üzerinde buz sarkıtları oluştu. Öte yandan ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Artsakh'taki çatışmaların sürdüğü yerlerde arama çalışmalarına 21 Ocak'tan itibaren başlandı. Artsakh Devlet Acil Durumlar Servisi Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Hunan Tadevosyan, Armen Press'e yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bir gün aradan sonra arama çalışmaları bugün Hadrut, Drahtik ve Cebrail'in Cirakan yönlerinde yeniden başladı. Genel olarak arama sonucunda 1247 şehit düşen asker ve sivilin bedenleri bulundu diyerek aramanın kayıp askerlerin ebeveynlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh Dağlı Karabağ'daki Rus barış güçlerinin varlığını kesinlikle olumlu görüyor. Armen Press tarafından bildirildiği üzere Paşinyan, bağımsız milletvekili Arman Babacanyan'ın sorusuna yanıt vererek Ulusal Meclis'te hükümet ile soru cevap oturumunda şunları söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh Cumhuriyeti arasındaki güvenlik ilişkilerinde hiçbir şey değişmedi. Ancak açık bir şekilde yeni bir faktör eklendi. Rus barış güçlerinin Artsakh'taki varlığı. Artsakh'taki Rus barış güçlerinin varlığı olumlu mu yoksa olumsuz mu? Kesinlikle olumlu. Bu Rus barış güçlerinin varlığı belirli güvenlik sorunlarını çözmek içindir, dedi. Amerikan Newsweek dergisi 21 Ocak günkü yazısında belirttiğine göre Suriye yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'e ilk mesajını vererek Arap Cumhuriyeti'nden askerlerini çekmeye ve ülkenin petrol kaynaklarını kötüye kullanma girişiminden kaçınmaya çağırdı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi, Çarşamba günkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sanal toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki eylemlerini eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yemin töreni Washington'da oturma paralel olarak gerçekleştiriliyordu. Suriyeli diplomat, Amerikan işgal güçleri Suriye'nin zenginliği olan petrol, gaz, tarım ürünlerini yağmalamaya devam ediyor. Çalamadıklarını ise yakıp yok ediyor. Yeni ABD yönetimi saldırganlığını, ülkemi talan etmesini durdurmalı, işgal güçlerini geri çekmeli, Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden ayrılıkçı gruplar desteklemeyi bırakmalı, dedi. Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Demir Yumruk lakabıyla ünlü Garbis Zakaryan'ın ölümünün 1. yılı vesilesiyle 25 Ocak'ta İstanbul'un Şişli semtindeki Ermeni mezarlığında bir anma töreni düzenlenecek. Zakaryan 25 Ocak 2020'de 90 yaşında öldü. 1930 doğumlu Zakaryan'ın kariyeri 22 yıl sürdü. Demir Yumruk Zakaryan tüm bu süre boyunca 200 amatör, 51 profesyonel dövüşte ringe çıktı. Zakaryan 1964'te İstanbul ve Türkiye şampiyonu olduktan sonra Orta Doğu şampiyonu da oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren Luis Medya'nın finansmanı ile Garbis Zakaryan'ın hayatı ve spor kariyeriyle ilgili bir belgesel çekileceği belirtildi. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Batı Ermenistan'ın Van Gölü Havzası, havaların soğumaya başladığı bu günlerde Sibirya ve kuzey bölgelerinden gelen saflığın ve asaletin sembolü ötücü kuğuları ağırlıyor. Havaların soğuması ve o bölgelerin donmasıyla hayvanlar aç kalıyor ve barınacak yer arıyor. Bu nedenle buraya geliyorlar.
Geniş sazlık ve sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, yazın flamingo, kışında ötücü kuğularla şenleniyor. Van ve Erçek Gölleri çevresindeki sulak alanları mekan tutan çok sayıda ötücü kuğu, iri gövdeleri, zarif boyunları ve bembeyaz tüyleriyle gölün maviliklerinde süzülerek ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Ünlü Ermeni şair Vahan Tekeyan, 21 Ocak 1878'de İstanbul'un Ortaköy semtinde doğdu. 4 Nisan 1945'te Kahire'de öldü. Geleceğin inancını yüksek tutan, Ermenilere yönelik soykırımdan tesadüfen kurtulan ve en iyi Ermeni yazarlarından biridir. Eserlerinde neşe ve kahramanlık fikirlerinden bahsediyordu. İlk öğretimini doğduğu yerde aldı. Nersisyan, Berberyan, Getronarkan okullarının öğrencisiydi. 1896'da ticaret memuru olarak Avrupa'ya gitti ve ardından Mısır'a yerleşti. Burada Batı Ermenistan'ın süreli yayınlarıyla çalıştı ve 1905'ten beri kurduğu Şirak dergisine Ermeni yazarlarını dahil etti. Hamidiye zulmünün bitmesinden sonra Tekeyan, Şirak dergisini Konstantinopolis'e taşıyarak buraya yerleşti, ulusal ve kamusal hayata katıldı. Tekeyan sadece harika şiirlerin ve sonelerin yazarı değil, aynı zamanda Ermeni cemaatinin yaşamı ve ulusal kurtuluş hareketleri hakkında da hikayeler yazdı. Tekeyan Kahire'deki Ermeni mezarlığına defnedildi. Değerli takipçilerimiz, Batı Ermenistan Hükümet Heyeti'nin Yerebulur adlı şehitlik ziyaretini web sitemizden ve YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Arşavenk Sirelis Tebisirun Van adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.